Şimdi bu oyun gündüzleri denize daldığımız, geceleri de sushi restoranımızı işlettiğimiz bir oyun. Oyun daha yeni çıkmasına rağmen delinin birisi 300 saat oynamış. Birisi 200 saat oynamış. Yani giren çıkamıyor. Ben de bir denemek istiyorum. Biraz fazla çok affedilse iyi olur. Şey mi? Oyuna girince düzelir o ya şimdi. Yeni oyun diyelim. Bir girmiş böyle bakmıştık. Evet, sil. Ufukta göbeği gözüküyor herif. Adamlar buraya seslendirme bile koymamışlar. Alt yazı hiçbir şey yok. İzleyeceğiz. Atla demeyeceğim. Emrah damla yatıyor mu? Normalde tam ters olur ama. Ya Emre, adamlar yapmış diyorsun. Şu oyuna bir kere girip oynamadın. Şey, oyundan geliyormuş lan. O değil, çabucak gelmişsin. Geldim. Şey, bana acele etmem söylendi. Tatildeydim biliyorsun. Peki, sushi nerede? Ha, acele etme, etrafa göz atın. Şuna bakın, dev mavi delik. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Mesele sadece boyut değil, dev mavi deliğe her girdiğinizde arazi ve ekoloji değişir. Bu da demek oluyor ki bu inanılmaz bir iş fırsatı. Peki her girdiğinde değişiyorsa çıkış yaptığımda ben buradan çıkmayabilirim, başka bir yerden çıkabilirim demek oluyor bu. Ne tür bir iş? Bunu daha sonra tartışabiliriz. Darış'a ara verdiğini duydum. Isınmaya ne dersin? Buradan sonra sana rehberlik edeceğim. Devam edin ve içeri girin. Bu konuda içimde iyi bir his yok. Önsüz mavi delikliyse bir sushi var. Şimdi sushi barımız ileride. Orayı yükselteceğiz. Dayı burada. Dalalım bakalım. Devam ben sıra. Aa, okuyamadım. Grup düşeceğiz değil mi? Güzel form. Pekala, biraz esnemeye ne dersin? İşaretli alana gitmeyi dene. Hızlı hareket eden bizim bu noksen tüketimini hızlandırdığını unutmayın. Nasıl? Şeyle mi? Şununla mı? Güzel. Görünüşe göre yeteneklerin bozulmamış. Hareketleriniz bir tatlı su salyangozu kadar çevik. Şimdi acil durumlarda ihtiyaç duyacağınız silahı, dalış bıçağını kullanma alıştırması yapalım. Dalış bıçağı mı? Hayatta kalma bıçağını küçük balıklar üzerinde kullanmayı deneyin. Belki şunu kullanıyorsun. İyi de yaklaşamıyorum ki. İyi işte, pürüzsüz ve hızlı. Lan ölmedi ki herif, gitti. Zıpkını uzun zamandır kullanmadım. Önce nişan alıyormuşsun ve sonra.
Karışa göre biraz pratik yapman Tamam. gerekecek. Zıpkını yakalamak için kullanmayı deneyelim. Diyelim ki Tamam. 3 balık. Nişana, ateşit. Ha, bu şekilde. Bence bu sene kısa sürede rayına Evet. oturtacaktır. Tamam, tekneye geri dön. Ya şu geçiş yeri siyah ekran yapın artık ya. Tamam. Tamam, artık öğrendiğinize göre işe Tamam. koyulalım. Deve süs seviyorsun değil mi? Değil. Kesinlikle. Yumuşak balık eti ve yağlı pirinç. O adamın bu en iyisi. Ya yemin ediyorum ye ye şişmişiz. Kıyafete sığmıyoruz. Alt tarafa şuna bak. Hala diyor bu en iyisi. Aha, iyi dinleyin. Sous şefi olan bir süreyle işi bırakan bir arkadaşım var. Biraz sivri bir dil, hafif bir öfkesi vardır. Ama dünyada eşi benzer olmadığını garanti edebileceğim bir yeteneği var. İşte tam burada arkadaşımla birlikte türünün tek örneği sushi satan bir restoran açtık. Burada satılan sushi dünyanın her yerinde balıkların bulunabildiği mavi çukurda yakalanan taze balıklardan yapılıyor. Bir an böyle One Piece'teki Albulu dedikleri yer geldi aklıma. İnsanlar bunun için çıldıracağını düşünmüyormuş. Şimdiden canı çekti. Bahsi girelim. Neden siz bu harika girişime katılmıyorsunuz? Ne dersin? Yani yemek yemeyi seviyorum ama yemek yapmaktan hiç anlamam. Endişelenecek bir şey yok. Restoran tamamen hazır. Tek yapmanız gereken malzemeleri almak için dalmak. Çok kötü görünmüyor değil mi? Reddetsem ne oluyor? Oyun mu bitiyor acaba? Kabul edelim. İstediğim kadar şu yiyebilir miyim? Evet elbette. Ödemek zorundasınız. Kontrol etmek istiyorsanız benim Mavi Çukur'un yanındaki sushi restoranı. Bu gece açılması gerekiyordu ama zor olup olmadığından emin değilim. Hadi gidip bir restoranda sohbet edelim. İlk sen mi? Ha, bunu da ben sürüyorum. Dayı ne abi? Dayı süs olarak duruyor herhalde teknede. Hey Banço, açılış hazır mıyız? Ananı satayım, aşçıya bak. Bu biz de keser. Gördüğünüz gibi tam zamanında hazır. Ah, şimdiden bitti mi? Sen, ah, kobranın bahsettiği balıkçı sensin. Ben bir balıktan çok bir dalgıcım. Pekala, neyse, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Banko. Süs sever misin? Kesinlikle. Ton balığı, göbeği, yılan balığı, deniz kestanesi. Bizi de keser oğlum bu. Dibe baksana. İleride görüyor musun bak? Bıçak bile eğiliyor. Aman tanrım, düşesi bile ağzımı sulandırıyor. Beklediğim kadar vasat. Sushi deniz ve karanın ruhunu birleştiren bir yiyecektir. Doğanın kendisini sembolize eder. Ancak çoğu insan sadece sizin gibi daha erişebilir balıkların tadına bakmıştır. Doğanın sunabileceği güzellikleri hiç tatmadan biten bir hayat ne kadar boştur. Benim çağrım Doğanın lezzetini herkese ulaştırmak. Ulu. Bir deprem mi? İç mekan gerçekten çok dağınık. Görünüşe göre bugün açılışı ertelememiz gerekecek. Ne var biliyor musun? Bütün paramı bu restoranı hazırlamak için harcadım. Onların maliyetini iş yaparak telafi etmek zorunda kalacağım. Bu durum mu? Sonuçta bir restoranın önemi lezzetlidir. Lezzetlidir. Adam ne yapıyor? Listeye bundan mı devam edeceksin? Ya hafta sonu. Normalde bu hafta sonu yayın açmıyordum da. Şu oyun bayağı hoşuma gitti. O yüzden araya soktum. Pazartesi Last of Us Part 1'e başlayacağım. O bittikten sonra bunun kaldığım yerden devam edeceğim bu oyuna. Tabii millet bunu severse, ben de seversem direkt bundan da devam edebilirim. Şöyle, gameplay'de aşağıya. Önce malzemelere ihtiyacımız var. Bir şey getirdin mi? Yeni yakaladığım bir şey var. Sadece 3 balık mı? Bu konuklara hizmet etmek için yeterli olmayacaktır. 7 balık daha yakala. Restoran sadece akşam açılacak. Çerezlik mi? Çerez. Alt tarafı biliyor musun? Ali, oyun yeni çıktı. Meet 28 Haziran. an interesting little human with a precarious Bak, 28 Haziran'da çıktı oyun.
Dilleri kapat. Oynama süresi 322 saat, 124 saat, 251 saat, 110 saat. Bak aşağı doğru gidiyor bu. Bak şu damla var ya şu an chatte. Ona da bulaştırdık bu oyunu. 24 saati devirmiş. Yani çerezlik bir oyundan daha fazlası bence. Damla hoş geldin. Ders sonra sadece akşam oynayacak. Bu da sesi azaltmaz mı? Sizce sadece biraz daha fazla para kazanmak için yeterli hazırlık yapmadan müşterileri davet etmeli miyiz? Bir savaşçının kılıcı bileme taşında bilemesi gibi. Mümkün olan en iyi yemeği titiz bir hassasiyetle hazırlamak bir şefin görevidir. Gün içinde bana en kaliteli malzemeleri getirmeniz gerekecek. Tamam. Gidelim. Yok be, sarıyor. Damlayı çıkarıp role sokamıyoruz bu oyundan. Muhtemelen ben de bir şeyleri keşfedersem ben de çıkamayacak gibi hissediyorum. Görünüşe göre Banjo işine gerçekten tutkuyla bağlı. Kişisel şeylerden bahsetmeyebilir ama bu adam bütün gece Sushi hakkında konuşabilir. Banjo'yu olaydan beri bu kadar hevesli görmemiştim. Onu böyle görmek güzel. Olay. Ops, belki de bu konuyu açmamalıydım. Neyse, daha fazla malzemeye ihtiyacımız var. O yüzden önce gidip 7 balık yakalayın. Tamam. Evet, indirime girdi ama %10 ne? 100 altın yapın, 7 tane balık yakalayacağız. Dur bakalım. Oyun Türkçe değil zaten ya. Makine çeviri var. Cinder Claw sitesinde. Bağış yapan üyelere şu an erken erişimde. Steam'e sürekli güncelliyor. Normal üyeler için eski yama var. Hani bu korsan oynayanlar için. Ya şu an test aşamasındayım ama yakında açarlar. Bu ne? Bu ne oğlum? Okçu oyun... Uykucu oyuncak çekiç, kovuşuk oyuncak çekiç fazla zarar vermez ama bazen balıkları uyutur. Hemen sakinleştirme sensin. Bu ne? Ben... Ses çok güzel. Şu balığı uyutabilir miyim? Ya buraya! Balığa mızrak saplanıyor, hala hayatta kalıyor. Çok normal bir şey yani, biz balığa sıkıyorduk böyle büyük balıklara denizde gece. Vuruyorsun zıpkını, seni sürükleyip götürüyordu balık. Ya şu an şu adama göre o balığa bakıyorum. Büyük yani, tek zıpkında ölmez. Bakalım Emre. Emre sen gel. Dokuz kiloya kadar taşıyabiliyorum. Ne kadar derine inebiliyorum hocam? Ben mi? Ben Emrah, sana atarım zıpkını. Bak gramda vicdan azabı çekeceğimi zannetmiyorum. Sana atılan bir zıpkından. Thank you.
Zaman 3.23, derinlik 41 metre, 6 tane 5 sekodu, uzun yüksekliği yarasa balığı 60 santim. Pişirme malzemeleri. Bunları balık tankına mı atıyorum? 9.99. Bir daha alayım, bir tane daha alayım geleyim. Aa, demek ki silah gitti. Bu ne? Aa, orada bir şey gördüm. Seni alabilir miyim? Neyse dur. Ne bu? Dede misin? Gel. Gel buraya. Bunu. Ya bu buna istemiyor ya. Ya tüküreyim ya. Dedim onu. Güzel yerdik çıtır çıtır. Şimdi daha derine inemiyorum. Şu parayı bitirip dönelim. Bu ne? Selam balık. Bana doğru niye geliyor? Ağzına vurdum seni. Yok, fena vuruyor lan. Buraya gel. Bir de kaçış kapsülü vardı. Seni de alacağım gideceğim. Tamam, görünüşe göre epeyce yakalamışsınız. Buz'a gidersek kısa sürede gemi dolusu para kazanacağız. Aman tanrım, saate bakar mısın? Acele edip her şeyi hazırlamamız gerekecek. Neden sushi bara gitmiyorsun? Böyle tamamlandı. Akdeniz papağan balığı 50 santim. Bunu satayım. Bir de tahta almışım. Tahtaya bakamıyor muyum? Kırmızı aslan balığıymış bana saldıran psikopat. 10 gold. Diğeri de. Rank 2'nin gold'u neden 10? Yani 15-20 falan lazım. Bu arada sadece sabah ve öğlenden sonra birer kez dalış yapabileceksiniz. Yemek saatleri başlamadan önce malzemeleri hazırlayın. Hadi restorana gidelim. Banço, hazırlıklar nasıl gidiyor? Sanırım çoğunlukla hazırız. Bu iyi, harika bir akşam için. Nereye gittin sanıyorsun? Kobre'den haber almadın mı? Bundan itibaren sushi barını işletmeme yardım edeceksin. Abi, ben sadece dalmaya ve yemek yemeye geldim buraya. Ne? Ben anlamıyorum. Kobra bana malzemeler ve servis konusunda yardımcı olacak birilerinin olacağını söyledi. Tek yapmam gerekenin yemek pişirmek olduğunu söyledi. Ve bunun için sizden başka kim var? Bekle, daha önce hiçbir restoranda çalışmadım. Misafirler yakında burada olacak. Size hızlı bir giriş yapacağım, bu yüzden dikkatinizi verin. Ne? Aşağıdaki içindekiler bölümünü açın.
Burada balıklarınızı, mahsullerinizi, soslarınızı ve sahip olduğunuz diğer tüm malzemeleri kontrol edebilirsiniz. Ben niye kontrol ediyorum abi? Aşçı sen değil misin? Tümü deniz ürünleri, bitkiler, baharat, diğer sağ tarafı sahip olunan malzemeler. Bir balıktan 6 tane et mi çıkıyor parça? Ona 2 kilo kaynak sınıfı yaptı. Şimdi bilmeniz gereken tek şey bu. Daha fazla bilgi için daha sonra tekrar gelin. Pekala, şimdi size gerçek öğeleri menüye nasıl kaydedeceğinizi göstereceğim. Abi aşağıda menü, araştırma, personel, iç mekan ve daha kayıyor bu. Yeni tariflerin müşterilere satabilmesi için menüye eklenmesi gerekir. Tarifleri üretip menüye mi ekleyeceğiz? Daha önce edindiğiniz balık için bir sushi tarifi var. Bu yüzden onu menüye kaydetmeyi deneyin. Bir dakika. Amber. 3. Kaç? Ona 14. Ona 20. Kırmızı aslan bunu ekle. Muhtemelen o kadar da zor değildi. Malzemeyi auto suple olarak ayarlamak için işleri biraz daha kolaylaştıracaktır. Tekrar edeyim. Sadece menüdeki yiyecekler satılabilir. Malzemeniz biterse menüdeki öğeleri değiştirmeniz veya malzemeleri yeniden doldurmanız gerekir. Ayrıca yemeklerin lezzetini arttırabilirsiniz. Bu nedenle yeterli malzemeniz olduğunda deneyin. Abi ben aşçı değilim ki. Bana niye gidiyor bunları? Şimdi yakaladığınız malzemeleri kullanarak menüyü doldurabildiğiniz kadar doldurun. Bunlar şey mi oluyor şimdi? Akşam gelecek olan müşteriler, elimizde bu akşamlık şu balıklar var. 6 adet, 4 adet. Onları yiyip gidecekler. Yani her gün topladığımız ürün kadar menüde yemek mi satacağım? Şöyle altı yiyip yapıştıralım buraya. Bronz veya üstü, gümüş. Sen bronz ne ya? Fazlası çöpe mi gidiyor? Tüküreyim öyle işe ya. Dikkatli ol, çok koyma mı? Nasıl yani? Ya elimde mesela bir balıktan 10 tane var. Bak yukarıda menüye de işaretlenmiş mesela. 9'a 9 diyor. Mesela ona 10 koydum. Fiyatı da güzel. O bu akşam komple bitmiyor mu? Yani gelen müşteriler bakıyor. Bu akşam bu balık var, bu balık var, bu balık var, bu balık var. Bunlardan da 6 tane var. Bitebilir de bitmeyebilir de. Ay sıçayım. O zaman bana gün sonunda bir liste verecek mi? Yani şu bu kadar yendi, bu kadar yendi diye. Batu, ben de istiyorum bu oyunu ya hepsi. Ya acayip boşumuza gitti. Damla 24 saati devirmiş. Yani sürekli Discord'da bunu oynuyor. Bir de Berk var, sağ olsun sürekli konuşuyorlar. Tamam. Susuzluğumu gidermem için bana bir fincan yeşil çay verin. Belki de önce yeşil çay döktü mü? Hayır, sadece alkol içecekler. Nasıl yapacağını söyleyin. Kobra'ya git. Kobra'ya yeşil çay servis et. Bazen müşteriler çay sipariş eder. Ve yeşil çayı doğru miktarda dökmek için. Bir dakika lan. Oğlum, bunu da mı ben yapıyorum? İyi veya daha yüksek kaliteli yeşil çay için müşteriler daha fazla ödeyecekler. Beklediğim gibi. Banko'nun yeşil çayı oldukça iyi. Bu çay gerçekten hiç daha maçlı yiyecek bir şeyler var mı? Ben... Evet.
Her zaman gibi talep kal. Neden ona biraz yemek ikram etmiyorsun? Bok kesin ya. Allah Allah. Benim olduğum yere gel ve bu yiyeceği al. Ay tükreyim. Bir de garsonluk yapıyoruz. Ver. Yemek servisi yaparken deş kullanabilirsin. Hızlı hareket etmek için. Tamam. Dayanıklılığa dikkat etmeyi unutmayın. Kilo da var ya. Merhaba. Fakat geçen hafta gönderdiğimizi söylüyorsun. Bu ne böyle? Şunu bir kontrol edeyim. Ya adam gitti. Kobra yemek bile yemedi. Her zaman böyle dikkati dağınıktır. Yemek tekrar kullanılamaz. Bu yüzden onu atmamız gerekecek. Abi ben yiyeyim onu. Bu çöpe atmak büyük bir israf gibi görünüyor. Süs ağaç sayacaklar tekrar kullanmaz. Misafirler için yapılan yemekler iki kez masaya koyuluyor. İyi tamam. Abi yeseydik ya bir. Çöpe mi gidiyor şimdi? Abi şu bizim tatlı suratımıza baksana. Ben açım diyor ya. Oğlum sen ye onu. Duşu yok mu bunun? Ye ye. Şunu götür arka tarafta yiyelim şurada. Kimse görmez şurada. Yok illa çöpe atacak. Her şey hazır görünüyor. Bir süredir müşteriler için yemek yapmamıştım. Biraz geldim. İşin başlaması için diğer düğmesi doldurduktan sonra... Tamam. Ya tüküreyim böyle şey. Her taraf gırık dırık ya. Hoş geldiniz. Usta biraz hızlı. Çok mu doldurdum? Ya bir şey olmaz ya. Ya kaldıracak mısınız siz onu ya? Sen ne yapıyorsun? Şu ne? Eğer basabiniz bitmezse yiyecek üretemezsiniz. Basabı bitmeden önce öğütün ve yeniden doldurun. Ablam buyur. Sevdim mi? Afiyet olsun. Abi balıkların birçoğu çöpe gitti ya. Yemediler. Akdeniz papağan balız. Bugün bes mi? Ya bir tane şey yaptık. Zanaatkar alev kazandınız. Level 1, 10, 14, 130 gelir. En iyi satışlar. Menü yok. Menü... Nasıl menü yok? Aslan balığı mı? Akdeniz papağan balığı sushi. Tamam ondan tutacağız. Net kar 95. Ah be 100 olaydı şurayı tamir ettiydik. Vay be sonunda bugün işim bitti. Sırtım ve bacaklarım ağrıyor. Biraz beceriksizdin ama ilk gün için fena sayılmaz. Bir dahaki sefere biraz daha sık çalış. Sanırım bunu senden duymak bir iltifat. Bir erkek basit iltifatlardan haz duymamalıdır. Evet evet pekala. Her halükarda banço şuşunun açılışına kadeh kaldıralım. Melek hoş geldin. Çok güzel şeyler kaçırdın ya. Anam. Yeah!
Lan adam kaçsaydı bari. Tavukum. Güzelmiş, hoş geldin. Eli mi? Eli kim ya? Burada dalış yapan adam sen misin? Evet, sanırım öyle. Daha profesyonel görünümlü bir adam bekliyordum. Allah Allah, göbekliler dalamaz diye bir kural mı var? Var da ben bilmiyorum. Seni duyabiliyorum biliyorsun. Pislik ya. Reddedebiliyor muyuz bundan geleni? Her halükarda benim için bir şey yapabilir misin? Önce bana kim olduğunu söylemen gerekmez mi? Ben Eli. Yerel bir yüksek okulda biyoloji okuyorum. Bölgedeki anomali raporları üzerine araştırma yapmaya geldim. Memnun musunuz? Tamam, ne istiyorsun peki? Bir mavi çukurun ekolojisini incelemek istiyorum. Önce bana biraz agar ve red starfish getir. Her birine sadece bir tane istemenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bana her birinden iki tane getir. Ses tonun reddetmek istiyorum. Helal lan sana. Bir ödülüm var ama eğer istemiyorsanız benim sorun değil. Biz yeniden ödül. Direkt gözleri ağzı açıldı ya. Teşekkür ederim, hoş geldin. Reddetmiyorum. Sadece daha kibarca sorabilirsin diyorum. Her durumda lütfen acil edin. Oyalanma. Görev güncellendi. Telefonunuzu çeşitli içerikler türlerine erişmek için kullanabilirsiniz. Mevcut görevleriniz ve daha fazlasını kontrol edin. Oyun ayarlarına telefondan erişebilir. Abi bir oyunun içerisine ne kadar içerik koyabilirsin ki ya? Herif bir de telefon koymuş oraya. Kobra'yı verelim, ne yapıyor kobra? Yanımızda herif. Açmıyor. Açmaz tabii. Posta. Buyurun, merhaba, ben Manbayır. Bu yaz tatili için... Hayır kardeşim. En iyi dalış noktası. 064 16 79 66 9. Bir dakika, telefonda arama yeri var mı? Aa, tuş giremiyorum. Oyun alıp başlamaya düşüyordum da Türkçe yamayı bekliyorum. Yamayı nereden elde ettin acaba? Sinner Clow yazarsan Google'a. Sinner Clow'un bir sitesi var. Siteye üye olduktan sonra şu an yama test aşamasında olduğu için sadece destekçilere açık. 3 dolar, 8, bir de 12 dolar. Bunlardan herhangi birisini siteye bağışta bulunuyor musun? Oradaki erken erişimdeki bütün yamaları kullanabiliyorsun. Şu an herhangi bir sınırı yok yani. Direkt bilgisayarına indiriyorsun zaten. Şu an erken erişimde. Muhtemelen bir haftaya falan herkese yayınlanırlar ya. Ücretsiz bir şekilde. Resim albümü boş. Hava durumu. Yağmurlu hava güzel olur. Yağmurlu havada dalalım. Tamam ya, bırak kalsın. Bir de telefon ayarları var mı? Oyunun ayarlarını koymuşlar ya buraya. Çok güzel. Ya Damla, sana laf geldi. Damla kesin var ya, şu an alt tarafta bir yerde balık tutuyordur. Bunu lan. Bana mı sıkayım? Gel ulan. Rank 2. 3 kilo. Oğlum ağırlığımı dolduracak lan. 4 kilo olduk zaten. Siyah sirke, koyu renkli bir sirke. Bu türden bazı sirkenler de acı olabilir ve kuş kokabilir. Şu mürene kafamı uzatsam herhalde koparacak ya. Ben demiyorum, grubum için Adem aldı bana yamayı, biliyorum ki onu. Yoksa söyler zaten. Bu ne?
Selam balık. Ben seni alacağım. Sen çok güzel bir şey biliyorsun. Gel bakayım buraya. İnsan yüzlü balık mı bu? Sen almadan hiçbir yere gitmem. Lan gel artık. 3-3-3 vuruyorum ya. Bekle bir dakika bekle. Şurada kutuda bir şey çıkacak. Nerede bu? Oksijen mi? Allah seni kahretmesin. Bana ne alacağım? Muhtemelen aldığım zaman ağırlıktan gidemeyeceğim ama. Niye alamıyorum ya? Kardeş. Artık öl ya. Bak aldım. Ne? Acıyor. Deniz kaslarının bu glövesine toplanacağını sanmıyorum. Acıdı. Acıdı. Metrede kırmızı uyarı veriyor. Gelsene buraya. Ne diyor? Eğer ağırlık bilmezseniz yavaşlarsınız. Giderim ben de. Bu ağırlıkla çıkamıyor muyuz yukarıya? Şurada bir yerde telefonun şeyi vardı. Neredeydi o? Hadi. Daya basacaksın. Şimdi her gün bir dalış yedi. Beni restorana götürecek herhalde şu an. Bir de kızın şeyleri vardı. İtemleri vardı. 43 metre. Elde edilen 3-5. 6 tane de ondan var. Yeşil pump hit. Yeşil kafalı papağan balığı mı? Nasıl öyle bir şey herhalde? Rank 3. Değil, dün gevşeyebildin mi? Bir sürü iğrenç balık gördüm. Daha deneyime kolay olmayacak. Mavi çukurdaki balıkların garip bir şiddet eğilimi olduğunu fark ettim. Belki de bir şey onları sinirlendiriyordur. Bu arada neden zıpkına ek olarak bir silah da almıyorsun? Silah? Silahlar hakkında bilgili bir arkadaşım var. Seni onunla tanıştırayım. Aha, benden bir tane daha var. Bu Batu değil mi? Duf'un adı Batu olsun. Vay be kobra, uzun zaman oldu. Yanındaki aptal görünümlü adam kim? Üzgünüm, bu bir yabancıya söylenecek en güzel şey değildi. Ben değil, profesyonel bir dalgıcı. İlginç, dalgıçların atletik ve kaslı olduğunu sanırdım.
önceki bilgilerime meydan okuyor gibisiniz. Camdan evlerde yaşayan insanlar. Peki bu neyle ilgili? Direkt konuya girmek istiyorum. Çok ilginç bir işe başladım. Ve şimdi bazı silahlara ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. Star Stella'nın ikinci sezonu yeni bitti zaten. Sana bir dinleteyim. Pekala, aslında büyüleyici bir dev mavi çukur keşfettim. İçine her girdiğinizde içindeki arazi ve ekoloji değişiyor. Garip bir şekilde içeride bulunan herhangi bir ekipman dışarı çıkarıldığında bozuluyor. Bize içeride kullanabilecek bir silah yapmanızı istiyorum. Oldukça ilginç. Bir silah araştırmacısı olarak ilgimi çektiniz diyebilirsiniz. Hipotezim şu ki mavi çukurda bulunan malzemelerden yapılmayan her şey bozulmaya devam edecek. Bu özellikle hassas parçalar olan silahlar için geçerli olacak. Yani malzemeleri denizden kendimiz bulmamız gerekecek. Dave, bu usta dupta bir dalgıç olarak kendini kanıtlama gerekecek. Neden kendimi sana katlamak zorunda olduğumu anlamıyorum. Sadece neye ihtiyacın olduğunu soruyorum. Hiç silahımız yokmuş gibi göründüğüne göre kolay bir şekilde başlayalım. Sanırım bir halat ve bir hurda demire ihtiyacım olacak. Onu duyayım değil mi? Mavi dile girin ve halat ve hurda demirle geri getir. Bu arada yolun ortasında oksijeniniz biterse sadece bir eşyayla geri dönebilirsin. Bunu her zaman aklınıza tutun. Silah ustası bu. Bir dakika, bir malzemeleri boşaltmadın mı? Bu olsun ya, böyle daha güzel gözüküyor. Ya aslan balığı gene mi siz ya? Ya bunlar beni çok pis dövüyor ya. Yok öyle. Vurup kaçmak. Tek tek gelin. Hepiniz akşam pişireceğim. Beni görme, beni görme, beni görme! Oyun çok ilginç bir şey ya.
İlk başta sahilde ne güzel yatıyordum, buraya geldik. Evet, onu geri getirmeye gerçekten başarabileceğini düşünmek. Derinlerde sessizce yok olmanı bekliyordum diyebilirsiniz. Dönüşe göre seni biraz hafife almışım, çok iyi. Bu malzemeyi temel su altı tüfeği nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle telefonunuzu Dove Sweeping Shop'a indirin, telefonunuza. Anasını satayım, oyunda her şeyi ben yapıyorum. Yemeği bile şey yapıyorum, malzemeyi getiriyorum, birleştiriyorum, menüye ben koyuyorum. Aşçı birleştiriyor. Herif tüfek yaptıracak, onu da ben yapıyorum. Sadece 42 megabayt diyebilirsiniz diyor. Allah'ım yarabbim. Silah dükkanı. Zanaat. Tam bir otaku ya. Herif. Temel su altı tüfeği. Niye? Silah hemen kusuyorum. Sağ ol. Böyle düzgün bir açıklama senin gibi birini bile anlaması gerekirdi sanırım. Bir şey daha. Su altta silah sandıkları açabilmek için bazı önlemler aldım. Vay be, silah sandıkları. Onları denizden çıkaramazsınız ama yine de işe yarayabilir diyebilirsiniz. Oh, ama aldığınız silahlar hakkında bilgi toplayacağım ve sizin için blueprint oluşturacağım. Bir blueprint ile yapılan silahlar su altta parçalanmaz diyebiliriz. Her halükarda bu usta sizi izliyor olacak. Goodbye Trinity. Silah ustası Duf. Silah dükkanı. Duf'un silah dükkanında silah üretebilirsiniz. Bir silah belirli sayıda edinmek bir blueprint tamamlayarak silahı işlenebilir hale getirecektir. Güçlü silahlarla ava çıkın. Silahlar birden fazla kez üretilebilir. He, orada da istediğim malzemeler. Deniz yıldızı ne alaka? Ah, Eli arıyor. Buyur. Cins kız. Onları gerçekten geri mi getirdin? Sanırım senden çok az şey bekledim. Pekala, şimdi bu kadar yeter. Araştırmama yardım ettiğin için söz verdiğim gibi sana bir ödül vereceğim. Bu bölgedeki ani ekolojik değişikliklerden daha fazla incelenmesi gerekecek. Bu nedenle hizmetlerinize ihtiyaç duymaya devam edeceğim. X'tir! 18. ay olmuş. Teşekkür ederim. Primer abone olmuşsun. Hoppidik hoppidik. Ne yapıyorsun canım? Numaramı ekle. 76 mı? Ne? 5 zeytinyağı, 5 soya. Yemin ediyorum bu zenginlerde para var ya. Umarım müşteriler gelmeye devam eder. Bir dakika. Aksiyonlar dalamaz. Direkt geziyor mu? Abi demir hoş geldin Alex'e.